Bir diğer aday tabii ki Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin bence hedefinde Cumhurbaşkanı falan yok. Cumhurbaşkanı olmak da yok. Onu da size söyleyeyim. Hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu kez yine içinden çıktığı ve ayrıldığı CHP'yi uyardı. Geçmişte Türk ordusuna kumpas kurarken bugün Muharrem İnce'ye kumpas kuruyorlar. Unutmayın, bu FETÖ dünyanın en tehlikeli örgütlerinden birisidir. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul Bağcılar'daydı. Çarşı Caddesi'nde partililerle beraber yürüdü. Vatandaşlarla sohbet etti. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı sahtekarlık bu. Fakat buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın, yanlış yapıyorsunuz. FETÖ'nün kendisini hedef aldığını söyledi. CHP'li seçmene hakkımızda hazırlanan sahte belgelere inanmayın çağrısı yaptı. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak. FETÖ ile mücadeleye de dikkat çektiğince terör örgütünün CHP içerisine de sızabileceğini iddia etti. Siz şimdi AKP'yi gönderelim, sonra FETÖ'yle uğraşalım falan diyorsunuz. Bu bir palavradır. İçinize girdi mi sizle pazarlık yapar ve ileride göreceksiniz, bana yaptıkları bu sahte dekontları, sahte evrakları size yapacaklar diyorum. Uyarıyorum bu arkadaşlarımı, yanlış yapmayın diyorum. Başkan İnce, Başkan İnce. Şimdi Muharrem İnce de bu şekildeydi. Bir mesaj şöyle diyor. Meral Akşener'e gideceğim şimdi. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçiye müjde yok. Memura ikinci iyileştirme geliyor. Kapatın sendikayı demiş. Yani kapatmayın da ama en azından sendika gibi davranın. Yani disk gibi davranın. Yani Türk İş bile yani aman kızdırmayayım etmeyeyim, o da o şekildedir. Alınmasınlar etmesinler. Memursan zaten paçayı çoktan kaptırmış. Önümüzdeki seçimlerde belki de milletvekili adayı bile olacaktır kişi, bilemiyoruz. Ama memurun hakkını sen nasıl savunacaksın onu bilmiyoruz. Meral Akşener nerede diyeceksiniz. Meral Akşener o da Mersin'deydi. Önemli bir duraktaydı ve kalabalıktı. Meral Hanım'ın meclis şeyleri de kalabalık. Ne denir ona? Toplantıları da, millet toplantıları da kalabalık. Orada Mersin'de kime yüklendi diyecek olursanız tabii ki Maliye Bakanı'na. Tür ne demek? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür. Ne türü, ne türü? Bitki miyiz? Hayvan mıyız? Biz neyiz? Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hiç olmadığı kadar sinirliydi. Nedeni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde Alevi vatandaşlara yönelik söylediği sözlerdi. Tür ne demek? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür. Ne türü, ne türü? Bitki miyiz? Hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Biz insanız. Allah'ın yarattığı kuluz, kul. Böyle bir şey olabilir mi? Nevşehir'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldığı İYİ Parti lideri eleştiri oklarını isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yöneltti. Erkek erkeğe evlilik söylemi üzerinden ağır sözlerle yüklendi. Bir başkası çıkıyor diyor ki eğer Millet İttifakı kazanırsa erkek erkeğe evlilik olurmuş, daha ileri gidermiş, erkeklerle hayvanlar evlenirmiş. Arkadaş, bu nasıl bir fantazidir? Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle devlet yönetilemez. Akşener'in eleştirilerinden geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında şampanya vurgusu yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da nasibini aldı. 14 Mayıs gecesi biz kazanırsak şampanyayla kutlayacakmışız. Eğer onlar kazanırsa tertemiz alınlarıyla seccadede. Harama el uzattığın andan itibaren kul hakkı yersin. Nerede o temiz alın, nerede o temiz alın? Hepiniz hırsızsınız. Bu milletin hakkını gasp ediyorsunuz. Ailesine ve kendisine yönelik iftiralar atıldığını söyledi. Gözleri doldu İYİ Parti liderinin. Devlet Bahçeli'nin adını anmadan MHP'ye tepki gösterdi. Bunu yapanların başındaki bana, torunuma gayrimeşru yazdırdı. 9 aylık torunuma ve her şeye göz yumuldu. Her şeye göz yumuldu. En son gelinen nokta Sinan Ateş katledildi. Akşener'in gün içindeki ikinci durağı Mersin'di. Seçmenlere hitap etti. Hedefinde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati vardı. Gözleri ışıltılıyı da buraya vermişler. Ay yandınız. Epistemolojik ekonomi diyecek yandınız. 6 sene işsizsin.